Hoş geldiniz. Test koduyla ilgili bilginiz var mı? Test kodun var mı telefonda? Niye indirmedin? Nasıl indir, tamam mı? Ayın 21'inden sonra mecburi. O zaman sana ürün bir tane şeye gerek yok. Var mı? Evet. Biliyorum. Tamam. Evet. Var mı? Kullanıyorum. Bundan sonra zorunlu olacak artık. En kısa zamanda bir HES kodu almanızı rica edeceğiz sizden. Girişler burası. Tamam, getirin şöyle. Buraya getirin. Şimdi şöyle gölgeye gelelim. Çevirin. Bakın, risksiz çıktınız. Evet. Demek ki güzel. Demek ki evet. Bundan sonraki şey bu şekilde olacak. Tamam. Yani ilimiz sınırları içinde her zaman bizim arkadaşlarımız ellerindeki telefonla sizin kare kodunuzu okutacak. Riskli misiniz, değil misiniz? İzolasyonda mısınız, değil misiniz? Ona bakacaklar. İzolasyonda olanları karantinaya alacağız ve artık yurtlara alacağız. Şimdi bildiğiniz üzere COVID-19, koronavirüs tüm Türkiye'de bir yayılım içerisinde. İlimizde de bu yayılım biraz yüksek gözüküyor. Biz onun için bildiğiniz üzere daha önceden HES kodunun elimizde uygulanmasıyla ilgili kararlar almıştık. Son aldığımız kararla bunu en son ayın 21'ine kadar halkımızın akıllı telefonlarına indirmelerini veya mesaj atarak normal tuşlu telefonlarına indirmelerini söyledik. Bu şekilde ayın 21'inden sonra ilimizde gerek pazar yerlerine gerek kamusal alanlara girişlerde bu kontrolleri sıkça yapacağız. Yollarda yine bizim salgın denetim ekiplerimiz durdurarak kişilerden HES kodu sorgulaması yapacak. Eğer o HES kodu sorgulaması sonucu karantinada kalması gereken kişi var ise, dün Sayın Bakanımızla yapmış olduğumuz toplantıda alınmış olan kararla bunların yurtlarda izolasyonuna gideceğiz. Eğer bu şekilde dolaşmaya devam ederse arkadaşlarımız, aynı zamanda Türk Ceza Kanunu 195. maddesine göre hakkında 2 yıla kadar cezalandırılması istemiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız. Amacımız koronavirüsle mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürmek, halkın sağlığını korumak. Kimin? Benim abi. 30-04 TC kimlik numarası. Bura benim, Mehmet Ekşi. Durumu halde yani. Ya kapatacağız ya taşınacağız. Başka çare yapacak bir şey kalmadı. Yani pandemiden dolayı biraz işler kısaldı ama pandemi artıyor. Evet. Allah korusun bize. Yerden kapatma zorunda kalmıyoruz. İnşallah öyle bir şey olmaz. İnşallah yani onun için daha sıkı tedbir almak zorundayız. Çay ikram edelim sana. Bak. Allah razı olsun. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Bak böyle tam böyle kalkanlısın. Helal olsun. Herkese örnek olmaya çalışıyoruz değil mi? Çok güzel. Ne yapalım? Geri dönüp vallahi tekrar yakalayalım mı? Bilmem öyle geç mi, ne yapacağız bilmem. Evde kapandık, bakmıyorsun vatandaşa. Eve kapanacaksın amca. Yaş kapandım, 70. Ama bak 70 yaşındasın, pazara girmen de yasak. Ya, avrat yok, akıl yok. Ne olacağım ben girmeyip de kim alacak, kim verecek? Biz alırız, sen merak etme. Boş şey, sen olacak. Allah işimizi razı. Amin. Çek, bot durma çocuğum. Çocuklar gördü Allah etme. Kıyamet koparır lan. Daha bak. Çocuk da bakıyor, onu da biliyor. Süleyman Hacı bilgimiz var. O tarafı. Var mı yok mu? Sorgulayın. Ondan sonra da ayın işte ilim birinde mecburi olacak. Tüm il genelinde soracağız bunları. Tamam, bilgilendirelim, bilinçlendirelim. Olmayanları da bundan verelim. Artık de maske verirsin. Teşekkürler. Planlar bir görüşürüz. Ayın 21'inden sonra bu pazara girerken soracaklar onu. Tabii nereden alacağız? Onu nasıl alacağınızı şimdi bu standta arkadaşlar size anlatacaklar. Oradan bir duruşu verecekler. Nasıl indirdiğiniz akıllı telefonunuz var mı? Tamam, onu indirdiğinizde çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz.